Türk Benelli Televizyon'dan herkese iyi akşamlar değerli seyircilerimiz. Aklın Yolu programı ile karşınızdayız. Bugün Aklın Yolu programında gelecekte 12 Mayıs'ta önümüzdeki 12 Mayıs'taki seçim konusunu ve bu bölgenin geleceğini konuşacağız. Bugün Türk Benelli Televizyon'un stüdyolarında yine birbirinden değerli iki konuğumuz bulunmakta. İlk konuğumuz Irak Türkmen Cephe Siyasi Araştırmalar Merkezi sorumlusu Hüseyin Beyoğlu abimiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve bir diğerli başka değerli konuğumuz Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi Başkanı Feyzullah Sarık Yahya abimiz. Siz de programımıza hoş geldiniz Hoş bulduk. öncelikle. Çok teşekkürler. Değerli konuklarımız bilindiği üzere 12 Mayıs'ta önümüzde çok önemli bir seçim bulunmakta. Bugün bu seçim konusunu ve bölgenin geleceğini, bölge içerisinde gerçekleşen gelişmeleri konuşup tartışacağız. İsterseniz Hüseyin Bey sizinle başlayalım. İlk olarak acaba bize Irak'ta seçimin, demokrasinin tarihinden kısaca bahsedebilir misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Her şeyden önce iyi akşamlar. Bütün seyircilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her şey için malumudur ki Irak çok önemli bir bölgededir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irak Osmanlı Devleti'nden koptu. Ondan sonra 1924'te Irak'ta yeni hükümetler kuruldu. Bu hükümetler böyle devam etti ki 1958'e kadar. 58'e kadar bir krallık devri var idi. 58'de Abdülkerim Kasım hepimizin malumudur ve kendisiyle bir grup arkadaşlarıyla bir devrim yaptı. Irak'ta bir devrim aşaması başladı. 58'den sonra da 63'te de bir yeni bir devrim oldu. Ondan sonra 67'de de oldu. Ondan sonra ne başladı? Ba'ath Partisi'nin devri başladı. O zamanlar iktidarda Ba'ath Partisi geldi. Ba'ath Partisi de bu arada 1980'de bir büyük savaşa girdi. Irak'la İran arasında bir savaş oldu. Ondan sonra bu savaştan ne galip ne mağlup olundu ve Irak da o zaman da çok büyük bir zararlar gördü. Ta bu böyle devam etti. Büyük sıkıntılar oldu bu bölgenin içinde, Irak'ın içinde de. 1991 yılından sonra bazı kararlar alındı Umm-ül-Muttahide'de ve büyük devletler arasında bazı ittifaklar oldu. Bu ittifakların içinde de 2003'te Amerikan kuvvetiyle tahalüften beraber Irak'a girdiler. Hizb-ül-Ba'th'ın devrimini, sultasını sona erdirdiler. Şimdi burada Irak'a ne umutlarla Irak halkı 2003'ü kabul etti. Herkes böyle düşünürdü ki şimdi 2003'ten sonra Irak'a bir demokrasi gelecekti, yeni bir sistem gelecekti, yeni bir hükümetler kurulacaktı. Geçmişte olan sıkıntıları tekrarlanmayacaktı. Bu maalesef yani çok iyi bir şekilde yeni gelen yönetime bunu idare edebilmediler. Ama bizim Bremer bir hükümet kurdu. Hükümetten sonra ayrı ayrı hükümetler kuruldu. Alavi hükümeti kuruldu. Ondan sonra bir 2005'te anayasa yazıldı. Anayasanın içinde bir demokrasi sisteminin ve federatif bir sistemin olmağını anayasamızda getirir. Ve bunun içinde de demokrasi sisteminin ve demokrasi seçimlerinin olması için anayasamızda bir karar alınıptı ve bu da bir sabitti. Şimdi demokrasi ne demekti? Demokrasi iki kelimeden tekavvündü. Birincisi demokrasi iki bölümde olduğuna, birinci bölümde insanların hükmüdü. Kim hükmeder özünü? Şaap hükmeder özünü. Ondan sonra bunu da beraber ikincisi kim hükmü tayin eder? O da seçim yoluyla hüküm iktidara gelini. Bu da genel olarak ne demekti? Demokrasi sisteminde milletin hükmü demekti. Milletin hükmü diyen de demek ki her
sürede bir, devletten devletin arasında fark var. Bazen de 3 yılda bir olur, bazen de 4 yılda bir olur, bazen de 5 yılda bir seçim olur. Bu seçimlerde millet parlamentoya insanlarını seçerler. Parlamentoya insanların seçendeler, o da onların arasından bir hükümet kurulur. Bu hükümeti milleti de idare ederler. Şimdi Irak böyle bir durumdan geçti. Çeşitli bir aşamalardan geçti Irak. 2003'ten bugüne kadar. Hükümetler kuruldu. Hükümetlerin biraz topal, biraz iyi, biraz kötü. Ondan sonra bizim aramızda yani bir Irak'ın içinde bir kaos başladı. Bu kaosun neticesinde de bir siyasi kaos başladı, iktisadi kaos başladı, içtimai kaos başladı. Bir de halkın arasında da bir sıkıntı yaratıldı. O da harp ehliye de oldu aramızda. Sıkıntılar bölgeden bölgeye sıkıntı oldu. Muhafazadan muhafazaya sıkıntı oldu. Bunların neticesinde ondan sonra bu çeşitli hükümetler kuruldu. Ama bu hükümetler hepsi zayıf hükümetler idi. Hepsi millete hizmet verebilmediler. Millet için yatırım yapabilmediler. Milletin insanları tayin edebilmediler. Fakülteni bitirenler tayin olmadılar. Bir de bizim için bir büyük bir kaos geldi. O da DAEŞ meselesiydi. Bu DAEŞ de 1900 2014'te başladı. Ve bunun da büyük bir sıkıntısı oldu. Ve bütün halka ve bölgeye de çok büyük etkisi oldu. DAEŞ Allah'a şükürler olsun 3 yıl sonrası bertaraf olundu. Şimdiye kadar %100 bertaraf olup da hayır %100 bertaraf olmayıp da. Ve DAEŞ'in etkisinden en çok etkilenen tarafta kimiydi? Bizim Türkmeneli bölgesiydi. Türkmeneli bölgesinde işte bizim köylerimiz, kasabalarımız, memleketimiz, tellaferimize bakın, emirliğimize bakın, en çok tavuğa bakın, tezeye bakın, kerkuca bakın. En fazla bundan biz etkilendik. Ama bunun yanında da seçimler yapıldı. Seçimler yapıldı. Irak'ta 2005'te bir seçim oldu. Ondan sonra 2010'da bir seçim oldu. 2014'te bir seçim oldu. 2014'ten indi biz ne için hazırlanırız? 2018'de yeni baştan bir seçim olacaktı. Bu seçime bizim için, bölgemiz için, Irak için çok önemliydi. Neden çok önemliydi? Çünkü DAEŞ bertaraf oldu. DAEŞ bertaraf olduktan sonra demek ki Irak hükümetinin üzerinden büyük bir güç kalktı. Bu güç kalkanda demek ki Irak hükümeti artık neye bakması lazımdı? Devleti ne şekilde idare edecekti? Irak'ı ne şekilde idare edecektiler? Milleti ne şekilde idare edecektiler? Milletin refahiyatına ne şekilde bakacaklar? Millet için ne şekilde iktisadi planlar kuracaklar? İçtimai problemleri nece halledecekler? İçimizde olan büyük bir fesadı ne şekilde bunun üstesinden gelecekler? Bu fesadı kaldıracaklar. Bu yeni seçimde bütün insanlarımız, bütün kendisini aday gösterenler ve hükümetin de bugünkü hükümetin teveccühü bu şeyleri yenici baştan yapmaktı. Bu da artık büyük bir sınav var önümüzde. O sınav da neydi? Seçim sınavıydı. Bu seçim sınavında kim başarılı olur? Bizim payımız, Irak Türkmenelinin payı bu seçimin içinde ne olacaktı? Ne şekilde olacaktı? Artık bu da bizim çalışmalarımızda kalı. Çalışmalarımızın yönlendirilmesinde kalı. Halkımızın seçime karşı teveccühüne kalı ve halkımızın bu seçime ne şekilde gideceğini daha önceden de biraz sonra da bunu daha iyi bir şekilde izah etmeye çalışacağız. Feyzullah Bey, sizinle devam edelim. Peki Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi'nin seçim için, 12 Mayıs'taki seçim, büyük seçim için ne gibi çalışmaları var? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Öncelikle Türkmeneli Uydu kanalından çok teşekkür ederiz. Başta Genel Müdür Sayın Yılman Hacıroğlu, diğer ekipleriyle beraber. Aynı anda da bu menberden yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum.
Efendim, Türkmen aşiretleri tabii 2004'ten bu yana kuruldu. Niye kuruldu? Çünkü 2003'ten önce Türkmen aşiretleri diye bir Yalakın Mahfelinde adı yok idi. Tabii biz büyük bir mücadele verdik. Hatta ki Türkmen aşiretlerini tescil ettik. Bağdat'ta, diğer kongrelerde Türkmen aşiretlerinin adı oldu mahfellerde, Irak çapında. Tabii ki biz Türkmen aşiretleri bir güne kadar biz mücadele verdik. Irak'ın içinde, Irak'ın dışında. Çünkü Türkmen aşiretleri malumdur ki müteakip hükümetler tarafından her zaman vuruldu. Türkmen köyleri yıkıldı, arazileri gasp oldu. İnsanları nefi oldu diğer yerlere. Türkmen oldukları için. Ve biz 2004'ten bu yana kadar haftalık toplantılarımız var mecliste. Tabii ki bizim köylerden, diğer yerlerden, bölgelerden bize gelenler var. Temsilcilerimiz, aşiretler temsilcileri. Tabii ki biz haftalık toplantılarda her şeyi konuşuruz, tartışırız, münakaşa ederiz. Türkmen'in lehinde ne var ise onu dile getirir. Hatta ki Türkmen milleti için. Tabii ki biz Türkmen milletinin sayfalarını paralasak şanlı bir tarih, derin düşünmeli, cesur bir milletti. Dolayısıyla bu sıfatları taşıyan bir millet gerek her fırsattan istifade etsin. Her fırsatı istismar etsin. Bizim için bir gün Türkmen aşiretlerinin önünde büyük bir fırsat var geldi. Bu fırsat tabii kardeşim Hüseyin Bey dedi ki demokrasi yollardan olur. O da seçim yoludur. Tabii ki biz bu seçimler için özellikle seçmen kartını almak için biz seferber etmişiz. Bizim köylerde komisyonlar var. Bu işlere bakırız. Bir evlere gidip fert fert diye kapı çalınıptı evlerin. Hatta ki gitsinler millet teşvik olunsun seçmen kartını almak için. Tabii ki bu hususta biz de her bir desteği verir kendilerine. Hatta ki seçmen kartını alsınlar. Özümüz ağ olsun hükümete karşı, diğer yerlere karşı. Çünkü biz bir güne kadar geçen seçimlerde o kadar böyle aktif değildik. Ama bu fırsattan istifade edelim. Hatta ki iyi büyük bir sayıda adaylar çıkardı, milletvekilleri çıkardı, Bağdat'a gönderen, hatta ki bizim haklarımızı elde etsin. Çünkü bizim milletin burada Türkmen milletinin iki sıkıntısı var. Birinci sıkıntısı yeri gidip coğrafyası tehlikedeydi. Gençleri tayin olmuyor. Karar merkezinde insanlarımız yoktu. Dolayısıyla bu sıkıntı ne şekilde gider? O zaman gidip insanlarımız seçmen kartını alıp hazırlık görer. Hatta ki 12 Mayıs'ta gidip oyunu verip iyi insanları Bağdat'a gönderip parlamentoya orada haklarımızı savunsunlar. Peki Hüseyin Bey, şu anda yapılan bölge içerisinde yapılan teşvik kampanyalarını, seçimle ilgili seçim kartını almaları için vatandaşların yapılan kampanyaları nece görürsünüz? Bu konuya nece baksınız? Neler Şimdi diyeceksiniz? tabii bu soru can alıcı bir sorudur. Irak Türkmen cephesinde geniş bir çapta bir yoğun bir çalışma var. O da yoğun çalışma çeşitli bölgelere bölündü. Bir Kerkük, Diyala, Tuzhurmatı, Tel Afar, bu bölgelerde komisyonlar kuruldu. Bir bir komisyon, bu komisyonların vazifesi nedir? Bu komisyonlar şu anda ki 10-20 gün sonra seçim kampanyası başlar. Bu 20 günün içinde insanlarını ne şekilde teşvik ederler ki geçsinler seçmen kartını alsınlar. Seçmen kartı çok önemlidir. Bu ne şekilde olur? Grup halinde gelirler evlere, kahvelere, insanlardan görüşürler birebir. Çeşitli toplantılar yapılır, çeşitli mahallelerde toplantılar yapılır, insanlardan görüşülür ve
bu insanları teşvik edirler, getirirler, kartlarını asırlar. Bir kısım arkadaşlarımız kart almayıplar. Bir kısım ailelerimiz kart almayıplar. Ve buna da kartın da alınmağı için de o kurulmuş olan gruplar da yardımcı olurlar. Yol gösterirler arkadaşlarımıza, ailelere. Gelin biz size yardımcı olalım, sizi aparalım, getirelim. Bu hatta ki istediğimiz adet elde gelirse. Şimdi bu seçmen kartının seçime gitmek için sen o elde eğer seçmen kartı olmasa sen seçime gidebilmezsin. Bu bir neye benzeri? Neye benzeri? Bir insan elinde bilet olmasa uçağa binebilir. Bir insanın elinde bilet olmasa trene binebilir. Bir insanın elinde bilet olmasa bir amanaya binebilir. Eğer şeyden ise binebilmez. O yüzden biz gerekmen biz gidelim arkadaşlar, gidelim seçmen kartımızı alalım. Bu çok basitti de ha. Yani 5 dakikanın içinde sen gidesen bir aile bas. Ailenin başı veya aileden bir tane cinsiyasını aparı. Ondan sonra daha önceki bir vasıl da var. Onu da aparmasa da hiç önemli değil. Gider bölgesinde veri 5 dakikanın içinde seçmen kartlarını verirler özüne. Bunun hiçbir zorluğu yoktu. Bu elinde seçmen kartı olmadığı takdirde seçim günü he geçsin, sandıkın başında dursun. Diyesin ben isterim oyumu verim. Artık verebilmez. O bitti. O bitti. O mesele bitti. Onun için biz buradan bütün insanlarımıza sesleniriz. Gidin seçmen kartınızı alın ki bizim hakkımız olsun seçime katılmak için. Bugün ki milletvekilimiz var. Ki milletvekilimiz Bağdat'ta yalnız oldukları için çok zorluk çekirler. Sağ olsun diğer Türkmen milletvekilleri de bunlardan beraber yardımlaşırlar. Ama biz Bağdat'ta çok olmasak, Bağdat'ın içinde, parlamentonun içinde kuvvetli olmarsak biz sesimizi yetiştirebilmeriz. Ki milletvekiliden Türkmen olarak hepimizin 9-10 milletvekilimiz var. Ama bu yeterlidir. Diğer milletlere göre, diğer bölgelere göre yeterli değil. Suçta kalırız biz. Ama biz ne için 2'yi 3 etmeyelim? Ne için 3'ü 4 etmeyelim? Hatta şimdi bizim sesimiz orada bizi temsil eden daha çok olsun. Oradaki kurulan komisyonlarda insanlarımız daha çok olsun. Biz muadele siyasiyenin içinde olalım. Eğer mesela çok olmasa o muadele siyasiyenin içinde olmarız. O zaman biz muadele siyasiyenin içinde olmadığımız takdirde hakkımızı da iyi bir şekilde savunabilmeriz. Hakkımızı almak için de biz kendimizi elimizde koz olmaz. Elimizde bir varaka olmaz ki gidağın diyağın. Ama biz 4 tane olsak, 5 tane olsak yarın kurulan hükümetin içinde biz de bir rakam olduk. Eğer mesela rakam olmadıysa her zaman yanı şavdakiyden beraber, sağdakiyden beraber, soldakiyden beraber sen bir vezir verirler sana veya bir müdir am verirler sana bu yeterli diyor. Artık biz Irak Türkmenleri yeni bir döneme geçti. Yani hiç unutmayalım ki biz 2017'de ne badireler atlattık. Çok önemli badireler atlattık ki hepimiz bunu yaşadık ve bu bizim için indi büyük bir fırsat yarattı. Büyük bir fırsat yarattı. O fırsat da nerede? Biz insanlarımızı Bağdat'a gönderelim. Biz eğer insanlarımızın sayısını Bağdat'ta ziyade edebildikse, 2'yi 3 ettikse, 3'ü 4 ettikse ve mecmuumuz Diyale'den de, Tikrit'ten de, Musul'dan da, Bağdat'tan da insanlarımız çıktıysa Türkmenler ve hele Irak Türkmen cebesinin sayısının fazla etmeği için o zaman bizim gücümüz Bağdat'ta daha kuvvetli olur. Bağdat'ta bizim gücümüz kuvvetli olduğu takdirde ki 6 ay sonra bir de meclis muhafaza var. Meclis muhafaza için de bizim için çok büyük bir avantaj olur. İstediğimiz kanunları çıkartabilir. İstediğimiz planlarımızı gerçekleştirebilir. Gençlerimiz için daha fazla vakitleri olur ki bunlar için uğraşsınlar, tayin etsinler. İndi ki arkadaşımız var orada ama neyden uğraştılar bilmirler.
O kadar üzerlerine bir güç var. O güç de ağır bir güçtü. Yani bizim Türkmen elinin yükü çok ağırdı. Çünkü bizim yaşadığımız bölge çok zor bir bölgeydi. Bunun içinde Kürdü var, bunun içinde Arap var, bunun içinde Hristiyanı var. Mesela diyelim bir Basra'ya benzemiri, bir İmara'ya benzemiri, bir Romadi'ye benzemiri, bir ayrı bölgeye benzemiri. Bu zahmet bir coğrafyaydı. Bu zahmet coğrafyanın içinde mücadele de zahmetti. Seçim de zahmet oldu. O zaman ben eğer ben evde oturursam, ben evde oturursam valla ben seçime gitmirem. Valla bunlar bizim için ne yapıplar? Yo, belediyeci. Belediyeci. Bizim için çok şeyler yapıplar. Bu çok şeyler için düşünürler yapsınlar. Bu artık bizim bir büyük bir adımımızdı, büyük bir aşamamızdı. Eğer mi biz bu seçimde özümüzü öce atabildikse ve öce atabildikse ve insanlarımızı yüksek yerlere yetiştirebildikse demek ki bizim de hakkımızı, hukukumuzu almak için elimizde yolumuz açık olur. Eğer mi benim yolum açık olmasa, benim elim kuvvetli olmasa, elim güçlü olmasa ben de geri kalırım. Artık ben her yerimde sayarım. O zaman ben yerimde saydığım takdirde ben demek ki hiçbir şey yapmamışım. Yarın Irak'ta yeni kurulan hükümette ben hani ki milletvekili, 4 milletvekilim olsun, hani toplam olarak bir 13, 14, 15 Türkmen milletvekili olsun diğer muhafazalardan beraber. O zaman ben de elimi çalam, yumruğumu çalam. Diyelim ben de 14 milletvekilim var. Benim de Irak hükümetinin içinde kurulan hükümette ben de muadelenin içinde olam. Ben de bir rakam olam. O zaman ben de bakanlığım, milletvekillerimin tespit ettiği müdir amlar, diğer sefaretlerde, konsolyelerde insanlarımızı orada yerleştirmek için elim kuvvetli olur. Eğer ben gitmedimse seçmen kartını almaya demek ki ben bir şey yapmadım. Burada bugün çok güzel bir şey diyeyim size değerli seyircilerimiz. Büyüklerin elinden öperem, küçüklerin de gözlerinden öperem. Bugün bir bacımız çok güzel bir şey dedi. Bir misal verdi. O misal da neydi? Dedi bir yangın var. Bir yerde bir yangın var. Bu yangına her çeşit çatal elinde tutup da aparı sırrı bu yangını söndürsün. Bir adam avucuyla su aparı. Adama diyorlar sen ne yapsan? Diyor valla ben de suyu söndürürüm. Deyip de bu sana o avuç suyu ne tesir eder? Diyor bali çok tesir eder. Bunun da bir hacmi var. O verilen o satılın içindeki su ne kadar tesir edirse bu da ona bir derecede tesir eder ve bu yangını söndürmek için daha tez söndürür özünü. Bunu biz böyle basit bir alsak özünü demek ki bir insanımızın gidip de seçmen kartını almağı ve seçim günü de gidip de seçimini kullanmağı demek ki o adam terkine de elinde suyu aparıp da onu söndürür. Bu da buna benzer. Peki Feyzullah Bey, toplantılarınızda aşiret büyükleriyle gerçekleştirdiğinizde, Türkmen aşiretleriyle yapmış olduğunuz toplantılarda aşiret büyüklerinin bu seçime bakış açıları, nece baktılar bu seçimlere? Bizim bildiğimiz aşiret büyüğü ne dese oğlu, neler konuşsuz, neler ele alsız, Türkmen aşiretleri içinde ne gibi çalışmalar Tabii yapıldı? ki bugünlerde seçmen kartı için çalışarak insanları teşvik etmek için. Tabii ki bizim yanımıza gelen insanların da ağırlıkları var aşiret temsilcilerinin. Sözler yerir aşiretlerinde, köylerinde. Ve dedim de ki seferber edipler bizim aşiret temsilcileri bu iş için. Çünkü doğrudan sıkıntılar var. Köylerde sıkıntılar var. En önemli sıkıntı da dedim de ki arazi konusudur. Arazilerimiz hele bir güne kadar ele gelmeyipti. Onun için bizler ne kadar çalışsak gece gündüz özellikle aşiretler köylerimiz hele azdı. Çünkü bu büyük bir fırsattı. Bu fırsatı yerine getirmek için varlığımızı ortaya koymak için milli kimliğimizi belli etmek için gerek
biz bu fırsatı elden gidertmeyelim. Ne için elden gidertmeyelim? Çünkü bizim gelecek nesillerimiz için. Yarın demezler bize sizler ne yaptınız babalar? Niye iyi aktif çalışmadınız, faal olmadınız? Bu fırsatı elden gidertiniz. Tabii ki bu fırsat iyi bir fırsat bizim için gelipti. Çünkü bu ne kadar biz insan yetiştirsek fazla sayıda milletvekili parlamene göndersek bu da büyük bir hafız oldu bizim için yerel seçimler için. Bizim çünkü 12 bu yılın 12. ayında yine yerel seçimler var. O daha önemliydi, o da mühimdi. Çünkü onun içinde ne kadar biz oy kazansak, ne kadar bizim sandalyemiz olsa mecliste, yerel mecliste belki de o zaman valiliği biz aldık. Yıllardır biz valilik görmemişiz. Irak'ın içinde hangi bir yerde, hangi bir vilayette bir Türkmen muhafızı var yoktu. Ve Kerkük bizim payitahtımızdı. Niye Kerkük'te bir vali Türkmen olmasın? O zaman denesinler, baksınlar Türkmen valisi ne şekilde idare eder, ne şekilde adil bir suratta idare eder bu milleti. Tabii ki onda değişme çok olur. Çünkü Türkmenler ezelden iyi idare edildiler, iyi idare ederler. Niye bizim mesela babalarımız, atalarımız yıllarca, yüz yıllarca hüküm sürdüler, Evet. adaletten sürdüler. Ve biz de onların torunlarıyız. Ve biz de iyice idare ederiz, iyice hüküm sürürüz, adilen, insaflı. Evet. Peki Hüseyin Bey, sizce 12 Mayıs'taki seçim Türkmenli coğrafyası için özellikle de hem 2003'ten sonra hem 2003'ten sonra çok büyük zorluklar çeken, çok büyük zorluklar yaşayan Kerkük için ne kadar önemlidir? Bu seçim Türkmenler için çok önemlidir. Çünkü bizim çok büyük sorunlarımız var. Bunun arasında bizim yerlerimizin sorunu var. Bugüne kadar çözülmeyip. İdarede bizim sorunumuz var. İdarede hakiki bir şekilde özümüzü temsil etmemiş. Ondan sonra biz devlet içinde de yani Irak hükümetinin içinde de hakiki bir şekilde biz temsil olunmamışız. İyiydi. Bunları gerçekleştirmek için bizim neye ihtiyacımız var? Bunlara ihtiyacımız var. Yani yarın bir gün yeni bir hükümet kurulduysa eğer mi bir gün o esen hava bir gün Bağdat'ta esen hava eğer mi DAEŞ bitti, DAEŞ'ten sonra memleketlerde yatırım yapılacaktı. Memlekette bankalar çalışacaktı. Ondan sonra meşariler açılacaktı. Eğitim dalları çeşitli fakülteler daha geniş bir şekilde olacaktı. Tayinat açıldıysa, bunun yanında fabrikalar kurulduysa, bu fabrikaların yanında kimler çalışacaktı? Eğer bizim insanlarımız çalışacaktı, iyiydi. Bunu eğer mi biz bunun için uğraşmasak, çiğimizi üç etmedikse, üçümüzü dört etmedikse, biz insanlarımıza güç vermedikse, Musul'dan milletvekili çıkartmadıksa, eğer mi telaferden bir milletvekili çıkartmadıksa, iki milletvekili diyaleden aynen bela, bunu biz ne şekilde hakkımızı alabildik? Bu seçim bütün Türkmen eli için çok önemlidir. Bir de unutma onu, bizim bir kimlik savaşımız var. Irak Türkmenlerinin bir kimlik savaşı var. Yıllardır bizim kimliğimizi ta diyebilirim sene 1958'den ta bugüne kadar biz kimliğimizin varlığımızı, örfümüzü, adetimizi, tekalidimizi, kültürümüzü, kendimizi ayakta durtmak için uğraşan bir millettik. Ve bunun karşısında da çok çeşitli sıkıntılar yaşadık. Hepimiz yaşamışız bu sıkıntıları. Eğer mi gençler bilmirse, gençlerin babaları hepsi bilirler ki biz ne şekilde sıkıntılar yaşadık. İyiydi. Bu sıkıntıları biraz azaltmak için bizim en yolumuz nerede? Seçim yoludur. Bazı arkadaşlarımız var, diyor valla biz seçime gitmeriz. İyiydi. Ne için seçme? Sen seçime gitmediysen ne olur? Kime sen fayda olur? Demek ki sen o bir kaymelere fayda olur. Sen seçime gitmediysen Bağdat'ta sesi olmaz. Sen seçime gitmediysen
Demek ki o bir muhafazalarda da sana yarın seçim olduysa meclis muhafazalarda da kuvveti olmaz. İyiydi. O zaman ben ne yapacağım? Gerekmem ben. Bir de bu bir milli vazifti. Bakın. Bunu hiç kimsenin bu tartışmak istemez. Kim kendisini milliyetçi, vatani, vatanperver kabul ederse ve bu memleketi severse, Türkmen eli için uğraşırsa, Türkmen elini severse, çocuklarının geleceğini düşünürse, özünün amanını, istikrarı düşünürse, bu memleketin Kerkük olsun, Türkmen eli olsun gene bu memlekette bizim Türkmen eli şeritinde bu genelin Irak'ın genelinde istikrar olmak için mutlaka biz gerekme seçime gidelim. Seçimi ve ben de her aile dostuna, arkadaşına, akrabalarına bunları hepsine gerekmen anlatsın. Biz gerekmen seçime gidelim. Seçime gitmediksa demek ki biz ayrı ayrı insanlara, ayrı kaimelere hizmet etmiş olduk. Çünkü onun insanı geliri sen yetmediyorsa az bir sayıda çıkarsa. Çıkartı o 60 bin. Çıkartı o 70 bin. Bunu taksim edenler sen de milletvekili çıkarsa bir milletvekili, iki milletvekili çıkartı. Demek ki sen bugünkü şartlara göre bir şey yapmadık biz. Yerimizde saydık. Bundan sonra biz unutmayalım Irak da yenici bir döneme geçti. Irak'ta bu yenici dönemde biz kendimizi ferz edebildikse bu devam eder. Yani gelecek seçimde belki de o 4-8 olur. Belki de o 4-9 olur. Onun için biz burada en kuvvetimizden, bütün gücümüzden gidelim. Seçmen kartını alalım ilk önceden ki o bizim vizemizdi. Gidelim seçime. Bunu gerçi biz tekrarlarız ama tekrarlamakta fayda var. Aziz kardeşler, aziz bacılar, sevgili milletimiz, unutmayın, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hiç kimse tek başına bir şey yapabilmez. İlla biz gerekme, hepimiz bir olalım, hepimiz hedefimiz için uğraşalım ve bu hedefi gerçekleştirmek için bu bir seçim bir kültürdü. İyiydi biz kendimizi bir kültürlü bir millet kabul edersek, biz diyorsak çok her şeyimiz tamamdır, biz bu kadar üniversiteli insanımız var, bu kadar muvazzafımız var, bu kadar yetişmiş insanımız var. İyiydi o zaman bunu ikiye katlamak için ne yapmamız lazımdı? Biz kendimizi kültürlü görürsek, kendimizi biz efendi görürsek, demek ki gerekme bu kültürü en iyi bir şekilde, seçim kültürünü en iyi bir şekilde kullanalım ve gidelim seçmen kartını alalım. Seçmen kartından sonra da seçim gününde hepimiz sıra tutup da o kartımızı kullanıp da sen belki de bazı şahıslardan sen sıkılsa tamam şahıslara verme yine. Kaymaya ver yine. Kaymaya ver yine. Hiç kimseye verme yine. O aynen o kaymanın havuzuna gider. O havuzda gene sen istifade etsen ama sakın sakın aklımızdan bunu çıkardığın biz seçime gitmeyelim. Biz küsağın. Bir de çok mühim bir nokta var. Arkadaşlar, dostlar, bacılar, neneler. Biz olabilir bir şahıstan aciz olmuşuz. Ama bu mevzu dava mevzuydu. Bu mevzu kazıya mevzuydu. Bu mevzu Türkmen eli mevzuydu. O mevzular bununla hiçbir alakası yoktu. Ki biz yıllardır bunun için uğraşırız. Şehitler vermişik, ne kadar insanlarımız sicimlerde çürüyüpler, ne kadar insanlarımız cünuba, şimale, ayrı yerlere nefi olublar. Demek ki onlar hepsi mücadele veripler. Bugün de bizim vermiş olduğumuz şehitler kervanında görün bakın her gün artır bu. Demek ki bunlar boşuna verilmiri. Bizim özümüzü engellemek isteyenler çok bizim için büyük oyunlar oynanırlar. Onun için biz bunun önüne geçmek için mutlaka elimizi kuvvetletmek için gerekmen bütün Türkmen elinde bütün gücümüzle gidelim seçime insanlarımızı çıkardığın insanlarımız bizi Bağdat'ta iyi bir şekilde temsil etsinler. Peki Feyzullah Bey, sizce bu 12 Mayıs'taki seçim illerce zorluklar çeken Türkmen coğrafyasında mesela en yakın tarihe baksak bir
bayrak alem krizi var içeride. Ondan sonra bir referandum krizi istifta konusu başladı. Referandumda Irak neredeyse parçalanacağıydı. Buna taban herkes aşikardı ki Türkmen milleti mi oldu? Türkmenlerin coğrafyası hem Irak'ın güneyini hem de kuzeyini birbirine bağlayan kelepçe oldu. Bu kadar şehit vermişken, bu kadar mücadele vermişken, her mahvarda, her yerde, bütün üst düzey toplantılarda, ekranlarda, her yerde bu toprakların sahibi biziz dediysek ki bir seçimde katılmamız gerekir. Bu seçimde bunu ispat etmemiz gerekir. Toprağın asıl sahibinin biz olduğumuzu göstermemiz gerekir. Ki sizce 12 Mayıs'taki seçim Türkmenli coğrafyasında Tlahber'den Mendeli'ye kadar neler değiştirir? Tabii ki bu seçim yani kıymetli bir seçimdi Türkmenler için özellikle. Çünkü dedik de ki Türkmenler bu fırsatı bulmamışlar, görmemişler. 2003'ten bu yana bu fırsatları ele aldılar. Onun için bir gün kimse müteferrit kalmasın evinde. Desin ben gitmem, ben gitsem ne olur? Yok gitse iyi olur. Çünkü bir perdin gitmeye bir damla yaşa benzer, yağmura benzer faydası olur. Onun için biz tabii ki bizim milletimizin içinde bir taka var, hayviye var, bir enerji var. Ama ister bu takanı, enerjini tefil etmek. O da bizlerin üzerine düşürür. Bu aşiret temsilcilerin üzerine düşürür, yetkililerin üzerine düşürür. Yani bu insanları, bu milleti tefil etmek için ister yani her olaya karşı, her gelişmeye karşı tefil edelim. Onun için durmadan seferber edelim. Bu iş için, bu fırsat için, çünkü bu fırsat 4 ilde bir geldi. Bir de onu da düşünelim, bizim Türkmenlerin bir kapalı yeri yoktu. Biz olduğumuz yerler muhtalattı. Tabii ki Arap kardeşlerimizin kapalı yeri var, Kürt kardeşlerimizin üç muhafazası var. Ama Türkmenlerin yoktu. Ve gerek yani, bence %100 geçsinler. Niye %100 getmiyor Türkmenler? İyi de sıkıntıları var, bu sıkıntılar nece gider? Tabii ki bu yoldan gider. Demokrasi yoluyla gider. Niye gitmesinler? O zaman eğer gitmeseler yani çok zelal çekeriz biz. Ama ne kadar gitsek, ne kadar bizim insanlarımız olsa o zaman biz siyasi denklemin içinde olur. Siyasi muadelenin içinde olur. Biz bugüne kadar bizim bir bakanımız yoktu. Niye olmasın? Çünkü Kerkük'ten iki milletvekili çıkartmışız. Düzden iki tane. Diğer yerlerden yani bu o kadar yeterli değil ki. Niye biz eğer özümüzü biz üçüncü kavmiyet sayarsa biz her zaman Irak için mücadele verir. Irak'ın birliği için mücadele verir. Niye gitmeyelim bu fırsatı istiklal istiğfar etmeyelim? İşte görürük bizim köylerimiz ben aşiretler diye olarak görürüm bizim köylerimiz ne kadar yoksulluk çekirler, ne kadar yerleri yedipti. Bizim bu köyleri eğer biz iyice istiklal etsek, istismar etsek, ben de iktisadiyim, iktisat mezunuyum. Kardeşim Hüseyin de iktisat mezunuydu. Ne kadar fabrikalar biz getirebildik bu köylere, ne kadar muamil getirir, ne kadar insanlar işlerdir, gençlerimiz işler. Yani şerde ile genel sektör, hatta am yani gençler işletsin. Yok, hatta has da işletebilir. Ve biz edebilsek, Türkmenli yerlerinde, mantıkalarında, bölgelerinde fabrikaları getirsek, yatırım yapsak, yani çok biz fayda görür. Özü devlet neyden, millet neyden kalkar? Bir cahtan kalkar, bir maldan, bir mecitten. Biz bunları niye biz şey etmiyoruz yani istiklal etmiyoruz ki iktisadımız iyi olsun, iyi malımız olsun, iyi refahiyetten yaşayalım. Ve gerek yani biz bu seçim dediğim gibi bir fırsatı geri gidelim. Milletimiz geçsin bu seçmen kartını alsın. Hatta gelip oyunu versin. Bizim kardeşim Hüseyin Bey dedi ki biz Kerkük'ten iki milletvekilimiz var. Ege gelirse 5 tane olsa tabii birbirinden yardımcı olurlar orada. Peki Hüseyin Bey şu anda bölgede 200 bin tane seçmen bulunmakta. Bu seçimde de özellikle 97, 98, 99, 2000 doğumlu genç arkadaşlarımız da seçime katılabilir. Bir halkın, milletin kalkınmasında genç insanların, gençlerin üzerine çok önemli roller düşer. Bugün bakıldığında bir genç hükümeti değiştirebilir, hükmü değiştirebilir. İstemediği, istenmediği kanunları değişebilir.
Gençler aslında nezdinde bir silah terkidi, milletin silahı terkidi. Buradan Türkmen gençlerimizin ne demek avuz var acaba? Tabii genç ister kızı olsun, ister erkeği olsun, her milletin çok önemli bir şerihasıdır. Çok önemli bir kuvvetidir. Tabii genç milletin geleceğini temsil eden bir taraftır. Biz insanlarımız, gençlerimiz o bir de bir millete genç çok ise o milletin başında her olur. Eğer bir milletin ihtiyarı çok ise, yani nisbesi, gençlik nisbesi çok ise demek ki onun enerjisi çok olur, çalışması çok olur. Daha fazla öce giderler. Ne için? Çünkü seçmen sayıları da çok olur. Seçmen sayıları da çok olur. Bugün bizim gençlerimin üzerine ilk önceden bizim üzerimize düşen, yaşlıların üzerine düşen gerekmem biz gençlerimizi kollayalım. Gerekmem biz gençlerimizi milli dava yolunda bunları biz itelim. Ve korkmayalım. Siyasi partilerde gelip de çalışma yapın. Korkmayın. Siyasi parti niçin kuruluptu? Siyasi partiler ne için kuruluptu? Talebe birliği ne için kuruluptu? Üniversitede kurulan teşkilatlar ne için olup da? Bunun içinde katılın. Kendinizi yetiştirin. Okuyun. Okuyun. Dergi okuyun. Gazete okuyun. Ondan sonra kitap okuyun. Bugün maalesef yani bu bölgede savaşın neticesinde okuma oranı belki de %5'in altındadır. İyiydi. Bir genç okumadıysa, bir genç kendisini yetiştirmediyse ha, ne şekilde yetişebilir? Ne şekilde majisterini, doktorasını, o birisini alabilir? Ve biz mutlaka gençler de büyük bir kuvvettir, büyük bir gücdü. Ha? Bunun için gerekmen gençlerimiz de bu seçimde özlerini ispat etsinler. Bu seçimde geçsinler. Nenelerinin, babalarının kolunu tutsunlar, aparsınlar desinler. Yer gidağın seçmen kartını alağın. Onlardan beraber sen gelmesen ver bana cinsiyanı ben yedim alım. Ve aynı zamanda da biz birbirimizi sevmemiz lazımdı. Gençler birbirlerini sevmesi lazımdı. Gençler birbirlerinden kenetlenmesi lazımdı. İster fakültede olsun, ister talebe birliğinde olsun, ister başka yerlerde olsun. Birbirimizden ancak biz birbirimizden kuvvetli olabildik. Eğer mi biz birbirimizden kuvvetli olmadığımız takdirde neticesinde de biz kuvvetli olmalıyız. Demek ki biz büyüklere kuvvet veren kim oğlu? Genç oğlu. Gence de kuvvet veren kimdi? Gene o yaşlı adamlardı. Demek ki biz gençlerimiz bizim umidimizdi. Her milletin umidi gençti. Genç yetişebildiyse, genci iyi yönlendirildiyse demek ki o milletin başında mutlaka hayır olur ve o millet geleceğini tespit edebilir, geleceği parlak olabilir. Evet. Değerli konuklarımız, bize ayrılan sürenin artık sonuna geldi. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, Sağ teşekkür olun, ederim. teşekkür ederim. Evet değerli Türkmeneli televizyonu seyircileri, bugün Aklın Yolu programında yine birbirinden değerli iki konuğumuzla size seçimin bizlere neler getireceğini aklın yolu ile sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Bir sonraki Aklın Yolu programında karşınızda olma dileğiyle, hoşçakalın efendim.